İstanbul'un herhangi bir yerinde yürürken geçmişin üstünde yürürsünüz. Herhangi bir yerde sokağın altını kazın, binlerce yıllık saklı bir tarihe ulaşın. Çoğu tarihi kent iyice kazılmıştır. Oysa İstanbul'da arkeologlar ancak yüzeyi birazcık kazmışlardır. İşte amacımız bu. Bu kentin gömülü kalmış geçmişinin üstündeki tarih katmanlarını soyacağız. Nelere rastlayacağımızı tahmin etmek güç. İnanılmaz. Hayret verici, İstanbul'un altında bir bota binmiş durumdayız. Ayaklarımızın altında Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılardan kalan büyük bir dünya var. Bu yitik uygarlıkları tekrar hayata döndüreceğiz. Ve o imparatorluklar küllerinden bir daha doğacak. Zamanın katlarını bir bir kaldırıyor, yeraltı dünyasının kentlerini açığa çıkarıyoruz. Bizantium dendi, Yeni Roma dendi, Konstantinopol dendi. Bu stratejik yarımada bir yanında Marmara Denizi ve diğer yanında eski adıyla Bosphorus Boğazı arasında yer alır. Yani Boğaziçi. Bu dünyanın iki kıta üzerine kurulu tek kentidir. Bu mükemmel konumu kentin yükselip düşmesi ve tekrar yükselmesi için mükemmel bir konum oluşturmuştur. Ben Eric Geller, Türkiye'de İstanbul'dayım. Bu kent yüzyıllar boyunca dünyanın en güçlü kentlerinden biri olmuştur. Ama tepesindeyseniz gidecek tek yer aşağısıdır. İşte imparatorlukların gittiği yönde orası oldu. Herhangi bir yere birazcık kalsanız yıkılmış uygarlıklardan izlere rastlayabilirsiniz. Sarnıçlar, kütüphaneler, zindanlar, gizli tüneller, ayağınızın altında gömülü koca bir kent var. Tabii modern çağda bu kenti durdurup da kazılara girişecek halimiz yok ama yer altına inecek başka yollar da var. Günümüzde İstanbul modern demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kenti. Kentin 11 milyon sakini bu yıkık uygarlıklardan kalanların kaynaşma noktasını oluşturuyor. Nereye baksanız geçmişle güncel iç içe geçiyor. Taksiler 1500 yıllık Bizans eseri Ayasofya'nın yanından hızla geçerken, sevgililer 1000 yıllık Roma surlarının dibinde yürüyor ve turistler neredeyse 400 yıllık Osmanlı eseri Sultanahmet Camii'nin fotoğrafını çekiyor. Dünyanın birçok kentinde olup olan budur ama İstanbul'da bu daha başlangıç. Zamanın örtüsünü kaldırıyor, günümüz evlerini, kalabalık caddelerini ve modern pazar yerlerini göz ardı ediyor. Dünyada hiçbir yerde bulunmayan gizli bir tarihi araştırıyoruz. Bu iki yeraltı mezarı ya da tünelden bahsetmiyorum. Bütün bir kentin üzerinde yürüyoruz. Tıpkı istiflenmiş tuğlalar gibi tarihin her katı bir diğerinin daha altında gömülü. Kent, M.Ö. 7. yüzyılda Bizantium adlı küçük bir antik Yunan balıkçı köyü olarak kuruldu. 200 yıl sonra köy devasa Roma İmparatorluğu'na katıldı ve M.Ö. 330 yılında İmparator Konstantin başkentini doğuya taşıdığında Konstantinopol adını aldı. Sonradan Bizans İmparatorluğu adını alacak olan Doğu Roma İmparatorluğu kurulmuştu. 1000 yıldan uzun süre Bizans burada büyüdü. Sonra 1453'te Konstantinopol Osmanlılar tarafından fethedildi ve İstanbul oldu. Bundan da yaklaşık 500 yıl sonra modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Peş peşe 27 yüzyıl boyunca Yunan, Roma ve Türk uygarlıkları saraylar, stadyumlar, hamamlar, yollar inşa ettiler. Her birinin amacı bir öncekinden daha iyi olmaktı. Kent her harabe olduğunda bir sonraki kuşak hızla geçmişin yıkıntıları üzerine inşaat yaptı ve kendi katmanını ekledi. O kadar ki bazı yerlerde zeminden 12 metre kadar yükseldiler. Ama bu nasıl olabildi? Bir Osmanlı camii nasıl olup da kayıp bir Roma sarayının tepesinde oturuyor? Ya da nasıl modern bir apartman altındaki antik Roma sarnıcının içine çökmüyor? Cevap arayışıma 1700 yıl öncesinden İstanbul'un Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olduğu günlerden başlıyorum. Yüzyıllar boyunca bu kentin mükemmel konumu onu dünyadaki en istenen yer yaptı. Romalılar da bunun farkındaydı ve yeni başkentlerini korumak için çabucak harekete geçtiler. Aşılmaz surlar yaptılar, limanlarına zincir gerdiler. Belki de en zekice çözümleri en önemli kaynaklarını, içme sularını korumalarıydı. İşte her şey burada başladı. Bu kemer Roma İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik harikasıydı. 4. yüzyıldan itibaren Konstantinopol'ün suyu kent merkezinden yaklaşık 22 kilometre öteden Belgrad Ormanı'ndan yer çekimi yardımıyla geliyordu.
Kemer, inşaatındaki dehadan kaynaklanan tam da gerekli eğimle engebeli arazi boyunca suyu taşıyıp güvenle kent surlarının içine getiriyordu. Sonra bu su 5 adet açık hava sarnıcından birine akıtılıyor, burada temizlenmesi sağlanıyordu. Basıncı değişmediği halde mineral ve organik maddeler dibe çöküyordu. Sonra su gidip yer altında bulunan ve caddelerin altını bir yılan gibi dolaşan tünellere geçiyordu. Son durağı binlerce yeraltı sarnıcından biri oluyordu. Burada Konstantinopol sakinlerinden biri yukarıdaki tulumbalardan birini kullanana kadar bekliyordu. Tarih rehberi Bora Sertbaş'la Sultanahmet Meydanı'nda buluşuyoruz. Bora, merhaba Erik, nasılsın? Bana kentteki en büyük yeraltı sarnıcını gösterecek. Pek çok kişi imparatorun bizzat bu sarnıçtan su aldığına inanır. Bir dakika sonra aşağıda gördüklerine inanamayacaksın. Bu yukarıda gördüğün hayattan çok daha farklı bir şey. Adı Bazilika Sarnıcı. Türkler ona Yere Batan Sarayı diyorlar. Zaten görüntüsü de tıpatıp bu isme uyuyor. Ama bu inanılmaz. Şuranın büyüklüğüne bakar mısınız? Burası devasa bir yer. O meydandan buraya doğru gelirken aklınıza bunun gelmesi mümkün değil. Demek istediğim hemen şurada restoranlar var. Hemen tam burada bir park polis var. Polis karakolu, her şey var. Bu çok büyük. Burada yaklaşık 9300 metrekare alan var. Burası Romalılar tarafından bu kentte inşa edilen en büyük sarnıç. İmparator Justinian bu sarnıcı 6. yüzyılda inşa ettirmişti. Ayrıca hemen yakınındaki Ayasofya'yı da o inşa ettirdi. O, putperestliğin bitip Hristiyanlığın yayıldığı dönemde imparatordu. 43 yıllık hükmü boyunca Batı İmparatorluğuna da sahip çıkmış, Roma hukukunda reformlar yapmış ve Konstantinopol'ün büyük kısmını baştan imar etmişti. Günümüzde Bazilika Sarnıcı dünyada ayakta duran en büyük Roma inşaatlarından biridir. Boyu 140 metre, eni 70 metredir. Tavanı birbirinden yaklaşık 4,5 metre arayla dizilmiş 336 adet mermer sütunla destekleniyor. Sarnıç, kent sürekli kuşatma altında olduğu için imparatorluğun yaşamsal kaynağıydı. Kente bağlı köprüler gibi işlev gören kemerler, kenti sızmaların engellenmesi için yıkılmak zorundaydı ve sarnıçlar kenti aylarca besleyebiliyordu. 1453'te fetih yapılıp da Osmanlılar kente girdiğinde kimse onlara şehir turu yaptırmadı. O yüzden nerede ne var hiçbir fikirleri yoktu. O nedenle yeraltı sarnıçları uzun süre keşfedilmeden kaldı. Ama keşfedildikten sonra bile Osmanlılar Bizanslılar kadar saldırı altında kalmaktan korkmadıkları için bu sarnıçlara o denli bel bağlamadılar. Ayrıca Osmanlı kültürel tercihi durgun değil, akarsu yönündeydi ve bu da sarnıçların sonu oldu. Türk kültüründe durgun su kirli sayılır. Akarsuysa temiz görülür. İşte biz de bunu kullanırız. İşte Bazilika Sarnıcı da böylece unutulup gitti. Ta ki 1544'te bir Fransız olan Pierre Gilles, kentlilerin bodrumlarından çektiği sonsuz su ve balığın kaynağını merak edene kadar. Gilles, eski bir Osmanlı evinin bodrumunda balık avlamaya davet edildiğinde Bazilika Sarnıcı'nı yeniden keşfetmesiyle tanınır. Günümüzde Bazilika Sarnıcı modern kentin yaklaşık 7-8 metre altında yer alır. Yaklaşık 3 blok boyunca her ne görürseniz, trenler, restoranlar, oteller, hatta polis karakolu bu 6. yüzyıl sarnıcı tarafından destekleniyor. Bu ağır yüke omuz veren süslü mermer sütunlar bir zamanlar suya gömülü olarak durmaktaydı ve görülmeleri amacıyla tasarlanmamışlardı. Bizans inşaatlarından çıkan enkazdan ibarettiler. Yakındaki tapınak ya da anıtlardan çıkmışlardı. Nasıl olup da devrilmiyorlar? Neden polis karakolu söz gelimi tam şurada değil? Nasıl oldu da kent buraya göçmedi? İyi bir soru. Bak şimdi, bu noktada çok önemli bir ayrıntıyı hatırlamamız gerek. Bu kent tıpkı Roma gibi 7 tepe üzerine kuruludur. Bir vadiye rastlarlarsa oraya sütunlar inşa edip, bir Roma kemeri inşa edip, üstünü örterlerdi. Böylece bir taşla iki kuş vururlardı. Altta su depolayabilir, üstündeki yüzeyi de desteklerdiniz. Yaklaşık 1500 yıl ve 25 büyük depremden sonra bile bu sütunlar hala sarnıcı ve yukarıdaki kenti destekliyorlar. Ama aynı zamanda bazı sırları gizlemek üzere de tasarlanmışlardı.
Peki bu harika kişilik kimdir? Bu Yunan mitolojisinden Medusa. Medusa'nın burada ne işi var? Sembolik bir amacı mı var? Evet. Bu çok iyi bir soru. Bir açıklamaya göre buradaki her şey geri dönüşüm malzemesi. İhtiyaçları buydu. Bu boyda taşlara ihtiyaçları vardı. Bu taşı sütunun altına koydular ve amaçlarına ulaştılar. Ama İstanbul'da her zaman başka nedenler de vardır. Bir açıklamada 532 yılında en ateşli Hristiyan olan İmparator Justinian caddenin hemen karşısına Ayasofya'yı inşa ettirmektedir. Bu Roma döneminde inşa edilen en büyük kilisedir. Gerçekten çok dindar biriydi ve Medusa'yı yani putperestlik sembolünü o sütunun altına gömmekle yanına ve şuraya baş aşağı koyarak bir anlamda onu suda boğmuş oldu. Mesajı putperestliğin boş olduğu, putların kendine bile hayrı olmadığıydı. Burada su toplamakla kalmayıp geçmişi de gömdüler yani. Putperestliği sarnıcın dibine gömdüler, öyle mi? Ben bile daha iyi anlatamazdım. İstanbul'a sarnıçlar kenti denilmiştir. Bazilika sarnıcı en büyüğü olmasına rağmen modern kentin caddeleri altında unutulup gitmiş yüzlerce sarnıçtan yalnızca. Bazı kişilerin evlerinin altında sarnıç olduğundan bile habersiz olduğunu söyleyebilirim. Ve evet, haberleri bile olmadan 1500 yıllık bir tarihin tepesinde oturuyorlar. Nakkaş kentin eski kısmında bulunuyor ve yüksek kaliteli Türk halısı, çini ve mücevher ticareti yapıyor. Ama asıl hazineleri mağazanın altında. Mağaza sahibi Cengiz Korkmaz beni aşağı götürmeyi kabul ediyor. Ne misedilebiliyor? Bu da bizim sarnıcımız Erik. Vay canına. Müthiş. Haklısın, burası inanılmaz bir yer. Bu boyda bir sarnıç normalde destek için 8 sütuna ihtiyaç duyar. Ama burada 18 tane var. Bu da bir zamanlar tepesinde önemli bir saray bulunduğuna işaret. Günümüzde tarih kendini tekrarlıyor. Yukarıda devasa bir mağazanız var. Kabaca 1900 metrekare falan değil mi? Evet. Bu sarnıcı hangi düşüncelerle korumaya karar verdiniz? Aslında bu sarnıcın üstüne inşaat yaparken çok dikkatli davrandık. Burayı gerçek boyut ve haliyle korumak istedik. Sonunda özel bir tür inşaata karar verdik. Nakkaş yepyeni bir teknikle üstteki 1900 metrekarelik mağazayı inşa edecek bir mühendisin eseri. Betonarme kolonlar yerine çelik kullanarak baskıyı %10 ila 15 azaltmışlar. Bu aynı zamanda sarnıcın üstünde olduğundan haberi bile olmayan eski yapıların baskısından da %30 daha az. Yukarıdaki binanın ağırlığını dağıtmak için ihtiyacın çok üstünde kolon kullandık. Böylece sarnıca fazla baskı uygulamamış olduk. Yani asıl konu daha az ağırlık ve onu destekleyecek daha fazla çelik kolon. Kesinlikle. Gereken 20 kolon yerine 30 kolon dikilmesiyle ağırlık dağıtılmış oluyor. Sonra mühendisler binanın konumunu öyle değiştirip açılandırıyorlar ki doğrudan sarnıcın üstüne oturmamış oluyor. Böylece 30 kolondan yalnızca 8'i sarnıcın üstüne binmiş oluyor. Bütün proje 2,5 milyon dolara mal olmuş. Sarnıç olmasaydı masraf bunun yarısı olacaktı. İstanbul'un altında pek çok şey var. Ve şuna inanıyorum ki yerin üstünde olan kadarı da İstanbul'un altında bulunuyor. Ama hepsi keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul'da bir cumartesi gecesi ve burası da olunması gereken yer. Ama Romalılar buradayken bunun iki misli büyüklüğünde bir stadyum inşa etmişlerdi. Şimdi hayal edin. Ölümcül at arabası yarışlarında arabalar bu alanda daireler çiziyorlar. İmparator ve ailesi İmparatorluk Locası'nda bunun gibi 100 bin kadar seyirci çığlık atıyor. Bu hipodrom hala var. Caddenin 4,5 metre altında. Ama bu İstanbul'un en büyük stadyumunun iki misli boyundaki antik yarış pisti nasıl olup da yer altında kaldı? Ve onu görmek için yer altına inebilir miyim? Merhaba Erik. Rehber Çimen Filiz Paşa ile kentin eski kısmında Sultanahmet Meydanı'nda buluşuyorum. Günümüzün modern kenti asıl Roma kentinin çok ötesine, ta Boğaziçi'nin öte yakasına, Asya tarafına kadar yayılmış durumda. Evet. Ama eski kentin kalıntıları hala ayaklarımızın altında bulunuyor. Milattan sonra 306'da Konstantin Roma İmparatoru olarak taç giydi.
Bu putperestlik çağında Hristiyanlığı yaydığı için Hristiyan tarihçiler tarafından Büyük Konstantin olarak anılır. Aynı zamanda muazzam Roma İmparatorluğunu da tek imparator altında birleştiren odur. İmparatorluğu büyüdükçe Roma İmparatorluğunun devasa yayılımının sınırlarından gittikçe uzaklaşır oldu. Bunun üzerine milattan sonra 324 yılında Konstantin başkentini stratejik ama küçük bir kasaba olan Bizantium'a taşımaya karar verdi. Yani Konstantinopol'e. Taşınmasının üstünden çok da zaman geçmeden Roma İmparatorluğu'nun batı bölgeleri Roma'da dahil barbarların eline geçti. Milattan sonra 330'da Roma İmparatorluğu başkenti Konstantinopol olmak üzere adını Bizans İmparatorluğu olarak değiştirdi. Konstantin'in yer değiştirme kararı tarihin gidişini değiştirecek, Konstantinopol'ü dünyanın en güçlü merkezi haline getirecekti. Saray, hipodrom ve Ayasofya İmparatorluğu'nun en önemli binalarıydı. Bu üçlü bir zamanlar bu üstünde yürüdüğüm meydanda bulunuyordu. Günümüzde Ayasofya bu üçünden ayakta kalan tek örnek ama yerin üstünde. Orijinal hipodrom milattan sonra 203'te Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından inşa edildi. Ama milattan sonra 324'te İmparator Konstantin kendi katını inşa etmeye başladı ve asıl yapıyı Roma'daki Circus Maximus'la yarışacak boyutlara getirdi. Daha fazla koltuk yerleştirildi ve 100 bin kişilik oturma yeri oluşturuldu. U şeklindeki pisti 390 metreye 75 metre boyutlara geldi. Bu 5,5 futbol sahasına eşdeğer bir boyut. Orta, spina ya da meydan, imparatorluğun her tarafından getirilen anıtlarla süslendi. Bu anıtlar Roma'nın gücünün yansımasıydı. Ama aynı zamanda seyircilerin görüş açısını da kısıtlıyordu. Hem de kasten. Yarışın heyecanına heyecan katıyordu. Atlı arabalar spinanın arkasında kaybolduğunda ve tekrar ortaya çıkıp da ölümcül U şekilli virajlara döndükçe seyirciler coşuyordu. Ama hipodrom yalnızca eğlence mekanı değildi. Aynı zamanda kentlilerin imparatorlarına baş kaldırdıkları yerdi de. Çoğunlukla da kanlı biten biçimde. Milattan sonra 532'de bir araba yarışından sonra kızgın protestocular İmparator Justinian'ın hükmüne baş kaldırdığında 30 ila 50 bin arası ayaklanmacı tam anlamıyla doğrandı. Bu feci olaya sonradan Nika ayaklanması adı verildi ve kurbanlarının cesetlerinin hipodromun ortasına gömüldüğü söylentileri yayıldı. Bizanslı kemikleri, seyirci koltukları. O zamanlar kalıntıları sürüp temizleyecek buldozer yoktu. Onun için kalıntıları kazıp da altında ne var kimse bakmadı. Ama hipodromun meydanının ayakta kalan 3 anıtı yaklaşık 1700 yılda ortamın ne kadar değiştiğine dair bir ölçek oluşturabilir. Aşağıya bakarsan spina'nın orijinal düzeyini görebilirsin. Bu neredeyse 4,5 metre kadar. Ama çimen, ben daha aşağı inmeye kalkışmadan bana tam tersine yukarı çıkmam gerektiğini söyledi. Böylece hipodromun gelişimini daha açık görebilirmişim. Ünlü Sultanahmet Camii'nin 6 minaresinden birine çıkmam için bana özel izin verildi. Bu caminin inşası Osmanlıların tam 7 yılına mal oldu ve 1616'da tamamlandı. Bir inanca göre doğrudan doğruya hipodromun yıkılmış olan batı kanadında, yani tam da İmparatorluk Lojası'nın tepesine inşa edilmiş. Şu anda 135 basamağa tırmanıyoruz. Burada biraz daha geniş. Bir minareye çıkacağım hiç aklıma gelmemişti. Burası biraz karanlık. Vay canına. O tırmanışa değdi işte. Buradan hipodromun kaba ana hatlarını görebiliyorsunuz. Bu muazzam pist, şuradaki etrafından yol dolaşan şu yeşil çeşmeden itibaren şu dikili taşları buraya kadar dolaşıyormuş. Hipodromda olup biten araba yarışlarını ve bütün eğlenceleri görebiliyor musunuz? Burası muazzam bir yerde herhalde. Ama dönemeçleri dönen atlardan bunun 4,5 metre üzerinde gidip gelen taksilere geçiş öyle bir gecede olmamış. Hipodrom geleneği putperest Yunanlılardan gelme. Ama İçi Hristiyan ve İslam inancı etkisiyle dolu olan bir kentte yer altında gömülüp gitmesi hiç de sürpriz değil. Bu hipodrom 1000 yıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun merkezi ve kalbi gibiydi. Bizans için de çok önemliydi ama önemini gittikçe yitirdi. Çünkü putperestlikte yeryüzünde ve bu hayatta yaşarsınız. Oysa Hristiyanlıkta burası çile doldurulan yerdir. Eğer inançlı biriyseniz eğlence ve neşe için zamanınız yoktur.
Softa Bizanslılar belki hipodromda eğlence için vakit bulamamışlardır ama bu tribünleri iyiden iyiye susturanlar bambaşka birileri olacaktı. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi kent surlarını aştı ve dünyanın en zengin Hristiyan kenti tanınmaz hale gelene kadar yıkıma uğradı. Haçlılar neredeyse her şeyi yakıp yıktılar. Buna hipodrom da dahildi. Hipodromdaki 4 adet 5. yüzyıl bronz at heykelini yağmalayıp onu yüzyıllarca sergileneceği Venedik'teki ünlü Aziz Marko Katedrali'ne taşıdılar. Osmanlılar İstanbul'u 1453'te fethettiklerinde koca hipodrom bir harabeden ibaretti. Osmanlı İmparatorluğu da bu bölgeye önem verdi. Burası kentin tam ortasıydı. İşte bu güzelim binaları buraya inşa etmelerinin nedeni de buydu. Yükselmiş yer seviyesinin çoğunluğu Sultanahmet Camii'nin inşası sırasında çıkan molozların bu yana yığılmasından oluşmuştu. Tam da eski yarış pistinin üstüne. Bu meydandaki diğer Osmanlı inşaatları da tıpatıp aynını yaptılar. Böylece meydanın altında hipodromun pistine rastlayacağız. Ama doğal bir vadiden birkaç dakikalık bir yürüyüş ötede çimen bana hipodromun ayakta kalan tek yapı parçasını gösterecek. Adı Sphendom. Bu bir sphendom. Bu hipodromun dış duvarı. Eğer kavisli ve yüksek bir platformsa ona sphendom denir. Günümüzde sphendomun üzerinde geçmişin daha yeni bir yapısı oturuyor. Sultanahmet Teknik Lisesi. Bu hipodromun bir parçası olan 3. yüzyıldan kalma bir duvar. Bu yapı hala o kadar sağlam ki okulu ayakta tutabiliyor. Roma mühendisliği bayağı iyiymiş. Sphendom, liseyi de Sultanahmet Meydanı'nın epey bir bölümünü de ayakta tutuyor. Beni bu antik hipodromun altına girmekten alıkoyan tek şeydi bu. Çoğu kentli İstanbul'un ortasındaki Sultanahmet Meydanı'ndaki 3. yüzyıldan kalma duvarın önünden geçerken akıllarına bile getiremezler. Ama hemen ardında antik Roma'dan kalma 100 bin kişilik bir hipodrom yatıyor. Bu bölge arkeologlar tarafından hiçbir zaman tam olarak kazılmadı. Ama ben bu yeraltı dünyasında yatanları keşfetmeye kararlıydım. Roma'daki Circus Maximus temel alınarak inşa edilen hipodrom, denize doğru güneybatı yönünde eğim yapan doğal bir vadi üzerinde kuruluydu. Mühendisler vadinin güneybatı ucunu Sphendom denen kavisli bir duvarla çevirdiler. Yaklaşık 39 metre yükseklikteydi ve tribünlere bağlıydı. Pist vadi tabanında bulunuyordu. Pist düzdü ancak zemin Sphendom'a doğru eğimliydi. Bir tür alt kesim ya da kulis gibi düşünülebilir. Pistin bitip Sphendom'un başladığı yerdeydi. Bu alt kesimin sapasağlam olduğu söylentileri dolaşıyordu. Ve bana buraya girmem için Tarihi Eserler Kurulu tarafından özel izin verildi. Arkeologlar bile buraya girmekte güçlük çekiyorlar. Hipodroma girerken kapıları açmak biraz zor oluyor tabii. Çok heyecanlı. İşte. Oo, burada bazı dostlarımız var. Neydi bunların adı? Oo, neler görüyorum. Sanki burası kendi kendine doğal olarak donmuş gibi. Sanki tavan göçmüş gibi görünüyor. Dolgu mu değil mi söylemesi güç. Anlaması zor ama mağara çok ilerilere doğru uzanıyor. Yine de sanmam ki buraya dönebilirim. En azından bu yana doğru. Dairesel koridorda 6 oda görüyorum. Her birinin içinde de bir diğer tünele geçen göçük girişler var. Acaba hipodromun pistine mi çıkıyordu bunlar? Bu oda ve diğer bütün buna benzer odalar sahnenin arkasındaydı. Bu herhalde NASCAR gibiydi. Anlarsınız işte, yani pit stop gibi. Bir yarış arabasının lastiği patlar, yakıt alması gerekir falan ya. Herhalde buraya giriyorlardı. Burada yedek parçalar, tekerlekler, su falan vardı. Dışarıda da 100 bin çılgın seyirci var. Basamaklar görüyorum. Vay canına. Bunu duydun mu? Buraya da bakabilir miyiz? İşin dolaştığını duyuyorum. Dikkatli ol Erik. Dikkatli olmaya çalışıyorum zaten. Sanki buradan 9-10 metre ötede ve üstte gibi. Duvarlar ve taş yapılar sanki asla yıkılmaz gibi duruyor. 1500 yıl ayakta durmak için öyle olmalılar. Sanırım daha fazla ilerleyemeyeceğim. Aşağıya su basmış gibi. Sanırım yolun sonuna vardık.
Su hipodromu daha fazla keşfetmeme engel oluyordu. Acaba öyle miydi? Hasan Bey. Evet. Merhaba Hasan. Ben de. Hasan Oral, tüm kentin altındaki gizli tünel ve su kanallarını gezmiş bir kent mağaraları kaşifi. Botlarımızı alalım. Tamam. Yani bir tür lastik evet. kayık. Botla evet. gezeceğiz değil mi? Daha önce buraya gelmiş Hayır, miydin? Hayır, bu ilk kez. Yani ne bulacağımızı sen Hayır, aşağıda bilet var. İşte şu. Tamam. Oldu mu? Aha. Evet. Yanıyor değil mi? Tamam. Hadi içeri girelim. Tamam. Elime ne geçse kapacağım. Atların hipodroma dört nala çıktığı yolu mu bulacağız yoksa İmparatorluk Lojası'na çıkan gizli geçidi mi? Göreceğiz. Evet, sanırım burada biraz kaçak var. Ne kaçağı? Bak, hipodromun içinde hapis kalacağız ve bizi 1000 yıl sonra bulacaklar. Anladım. Hadi gidelim. Ne düşünüyorsun? Dizlerimizin üstünde duracağız galiba, değil mi? Evet. Ha? Evet, en iyisi dizler üstünde. Tamam. Tamam. Bir kürek de ben alabilir miyim? Al sana kürek. Bu çok heyecan verici. İstanbul'un altındayım, hem de bir bottayım. Hipodromu kürek çekerek geçiyoruz. Caddelerin kirli havasından etkileniyoruz. Ve biraz daha dışkı kokusu var tabii. Demek istediğim burada neler var bilmiyorum ama çok da iyi şeyler olmadığı kesin. Yani burası bir zamanlar kentin merkeziymiş sonuçta. Aslında bunu söylemek istemezdim ama sakın burası hipodromun tuvaleti olmasın. Yaklaşık her 6 ila 9 metrede bir odaya rastlıyoruz. Buralar arabalar için malzeme depoları olabilir. Yani bir ahır olmaya yetecek boyutalar. Buralarda atlar da barınıyordu belki, kim bilir. Belki sporcuların yukarıdaki gösteri için hazırlandığı yerdi. Burada biraz moloz var galiba. Tam göremiyorum ama. Bu beton. Beton mu? Bir tarih katmanına daha rastladık. Bu duvar açıkça Roma ya da Bizans eseri değil. Bir geç dönem Osmanlı duvarı olması muhtemel. Hasan bana Osmanlıların sfendomu su depolamak için bir sarnıca dönüştürdüklerini anlatıyor. Duvarlar betonla kaplanmış ve içinde kürek çektiğimiz bu su toplanmış. Yani burası hala sarnıç görevini görüyor. Bunun ardında ne var görmem lazım. Hadi gidelim. Tamam. Evet. İlk bakışta ne gördüğümü anlatayım mı? Bu yamyaslı bir yüzey ve pürüzsüz. Burada önümüz kesiliyor. Yüzey pürüzsüz ve aşağı inmek için gereken teçhizata da sahip değiliz. Bu tünelde de su olduğunu görüyorsunuz. Belki de bu tünel doğrudan hipodroma çıkıyordu, bilemiyorum. Çok özür dilerim ama ilerisini görme şansımız yok. Yani yolun sonuna geldik. Ama Roma bir günde kurulmadı ve bir günde de İstanbul'da ve yeraltı dünyasını tamamıyla keşfedecek halimiz yok. Hasan, orada neler var keşfedecek olan sensin değil mi? Evet. Sanırım daha büyük bir ekiple ve teçhizatla gelip orada neler var bakacağım. Çünkü ben de bilmiyorum. Günümüzde artık bu kenti İstanbul olarak tanıyoruz. Ama yaklaşık 1700 yıl önce burası Konstantinopol'du. İmparator Konstantin'in bizzat kendi eliyle Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak seçtiği yer. Konstantin yeni başkentinin daha büyük olmasını istiyordu. İşe dünyanın kıskanacağı bir saray inşa ettirmekle başladı. Peki bu koca saray şimdi nerede? Yeni başkentine yaptırdığı bu saray büyük saray olarak anılıyordu. Ve yaklaşık 80 bin metrekareye yayılmıştı. Bu da aslında şu anlama geliyor ki 15 futbol sahasından daha büyük. Saray yerleşkesi Marmara Denizi'nden başlayıp hipodroma kadar uzanıyordu. Halka kapalı olan bu bölge imparator ve yakınlarının kendi küçük kenti gibiydi. Burada devlet binaları, taht odaları, kütüphaneler, hamamlar, çeşmeler ve bir sürü süslü bahçe vardı.
Bronzdan kapıları, kükreyen mekanik aslanları ve mozaik döşemeli kaldırımları burayı antik dünyanın harikaları arasına sokuyordu. Ama Bizans İmparatorluğu'nun sonuna yaklaşılırken tartışmalara yol açan bir hamleyle bu ihtişamı terk edip daha içlerdeki küçük bir saraya taşındılar. Nedenini kimse tam olarak bilemiyor ancak bu an Konstantin'in büyük sarayının sonunun başlangıcı oldu. 4. Haçlı Seferi kenti 1204 yılında harap ettiğinde Haçlıların bu büyük sarayın kalıntılarında yaşadıklarına hatta yağmaladıklarını burada depoladıklarına da inanılır. Osmanlılar 1453'te kenti fethettiklerinde bölgeyi ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirmeye başladılar ve kalan malzemeden faydalandılar. Kısa süre sonra sarayın duvarları Osmanlı evlerin duvarları haline geldi. Bizans taşları yeni camilerin yapılması için kullanıldı. 470 yıl Osmanlı hükmü boyunca büyük saray yavaşça yer altında yitip gitti ve tamamıyla unutuldu. Ta ki 1912'de bir yangın Sultanahmet Meydanı'nı yerle bir edip enkaz kaldırma çalışmaları başlayana kadar. Konstantin'in büyük sarayı küllerinin arasından çıkıverdi. Roma'nın kayıp tahtı bulundu. Şimdi ben de onu görmek üzereyim. Yangın 4. yüzyılda inşa edilen sarayın avlusunun bulunmasına yol açmıştı. Burası dünyadaki en iyi mozaik işçiliği örnekleri arasında yer almaktadır. İmparator Justinian tarafından Konstantin bu sarayı inşa ettirdikten 200 yıl sonra yapılan mozaikler yüzyıllar boyunca ellerin altında saklı kaldı. Bu imparatorların kaldırımı görevini görüyordu. Buradan hipodroma ya da sarayın bir başka kısmına yürüyebiliyorlardı. Ne kadar güzel, şuraya bakar mısınız? Yani burası böyleyse saray kim bilir ne kadar güzeldi. İmparator Justinian'ın kendisinin de benim yürüdüğüm bu yoldan yürüdüğünü hayal etmek güç değil. Tabii o mozaiklerin üzerinde yürüyordu. Mozaikler peristil denen etrafı kolonlarla çevrili kapalı bir avlunun kısımlarıydı. Bu avlu devasa saray yerleşkesinin bir bölümüydü. Günümüzde yalnızca 250 metrekarelik bir bölümünü görebiliyorum. Bu bütün avlunun sadece 8'de biriydi. 1500 yıl önce bu alan 2000 metrekare civarındaydı. Anlamı da yaklaşık 75-80 milyon parça mozaiğin elle döşendiği bir kaldırım demek. Arkeolog Feridun Özgümüş, sarayın kalanının nerede gizlendiğini gösterecek. Merhaba. Merhaba, sizinle tanışmak çok güzel. O eski kentte büyümüş ve daha hiç kimse varlığından haberdar değilken yeraltı tünellerinde ve sarayın kalıntılarında oynamış. Şimdi bu parkeyi buradan kaldırıp kazsam ne bulurum sizce? Kalıntılar, yani benim fikrime göre büyük sarayın kalıntıları. Büyük sarayın kalıntıları tam altımızda evet. mı? Antik Konstantinopol'ün büyük sarayının bulunduğu alanda yürüyoruz da ondan. Burası tam orası. Beni caddelerin altına, büyük sarayın daha önce hiç kazılmamış ve varlığından çok az kişinin haberdar olduğu kısmına götürüyor. Asia Minor Halı Sarayı bu bloktaki diğer halı mağazalarından pek de farklı görünmüyor. Ama farklı olarak avlusunun altında mağaza sahipleri bir girişe rastlamışlar. Her seferinde bir el arabası dolusu olmak üzere toprağı kazdılar ve 5 tane Konstantin'in kayıp büyük sarayının kalıntıları olduğuna inanılan kubbeli oda buldular. Bu çok etkileyici. İstanbul'da bunun gibi pek çok yapı var. Büyük sarayın altyapısının ya da bodrumunun içindeydik. Bir zamanlar Konstantin'in konuklarını kabul ettiği taht odası başımızın üzerinde bir yerlerdeydi. Bizanslıların buralarda vahşi hayvanları barındırdığına inanılıyor. Haçlılar bu odaları dolaşmış olmalı. Sonraları Osmanlıların bu odaları zindan olarak kullandıkları da söyleniyor. Bu odayı heyecanla aradığınızı görüyorum. Sanki bir yapbozun parçalarını birleştirmeye çalışıyorsunuz. Tuğlalar bize inşaat hakkında çok şey anlatır. Burada iki tane farklı bina var. Biri şu, daha eski. Sanıyorum İsa'dan sonra 4. yüzyıldan kalma. Büyük Konstantin zamanından kalma. Bu ise daha yeni, 6. yüzyıl gibi. Tuğlalara bakarsanız her birinin kalınlığı 6 ya da 7 santimetre gelir. Bu ise 5. ve 6. yüzyıllarda kullanılan tipik tuğla kalınlığıydı. Bu aslında bir zamanlar bir Roma kemeriyle desteklenen, daha sonra da bir Bizans kemeriyle güçlendirilen bir tüneli tıkayan Osmanlı duvarı. Bu üç ayrı imparatorluğun aynı alanı kullandığı anlamına geliyor 1700 yıllık tarih üst üste.
Sanırım bu yığının ardında bir diğer odaya uzanan bir diğer kemer evet. var, doğru mu? Bir diğer oda, evet. %100 eminim bundan, böyle moloz dolu, şuna bak. Bütün bunlar saraydan Ayasofya'ya ya da hipodroma gidiyor olabilir, değil mi? Çok yakınız. Peki bu yol hipodroma kadar uzanıyor olabilir mi? Elbette olabilir. Bunun anlamı, neredeyse 30 blokluk bir alandaki bütün bina ya da mağazanın sarayın altyapısı üzerine oturduğu. Yakınlardaki bir otelin altında kaçış tünelleri bulunabilir. Modern bir restoran, egzotik hayvanları hipodroma çıkaran tünelin üzerine oturuyor olabilir. Şu anda geçen bir taksi sarayın kütüphanelerinden birinin üzerinden geçti belki. Burası bir mezar odasına benziyor. Bir kemerin arkasındaki bir hücre bu. Bu Bizans arkeolojisinde genelde bir arkozolyum tipi mezarı gösterir. Yani burası bir mezar mıydı? Hem de önemli bir kişinin mezarı olabilir. Feridun ayrıntılı bir araştırma yapmadan buranın bir mezar odası olduğunu söylemenin yanlış olacağını söylüyor. Ama kentin yeraltının gizemlerine bir tanesi daha eklenmiş oluyor. Yaklaşık 300 yıl Roma, 1000 yıl Bizans ve 500 yıl Osmanlı hükümdarlığı altında kaldıktan sonra İstanbul'un yeraltı dünyası eşsiz sarnıçlar, paha biçilmez mozaikler ve gizli saray odalarından oluşan bir müzeye dönüşmüş. Ama bu hazineler toprağın altını İstanbul'un geçmişindeki sinsi bir yanıyla da paylaşıyor. 3 ay önce kentin hemen öte yanında Balat adlı sakin mahallede Bizans'ın en vahşi ve en ünlü zindanlarından biri keşfedildi. Rehberimiz Ali Paşa ve baş arkeolog Şirin Akıncı beni bu 12. yüzyıl zindanına indiriyorlar. Buradaki en yaygın işkence şekli birinin gözlerine kızgın mil çekmekmiş. Yukarı baktığınızda ne kadar derinde olduğumuza dair bir his ediniyorsunuz. Sanırım tabandan yukarı bir 18 ya da 25 metre arası bir derinlikteyiz. Buradan bakınca kaç oda olduğuna dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kısım görüyorum. Burada ciddi bir labirent var. Bu neredeyse 1000 yıllık bir zindan. Başlarda Bizans Tekfuru'nun sarayı olarak inşa edilmiş. Ama aralarında kan bağı olan erken dönem Roma ya da Osmanlı'dan farklı olmak üzere Bizans'ta herhangi bir imparator olabilirdi. 350 yıl boyunca imparatoru öldürmek için planlanan komplolar o kadar yaygındı ki imparator yeteri kadar büyük bir yer ve yeteri kadar korkutucu cezalar icat etmeden gücünü koruyamaz hale geldi. Sana işkence etmeye başladıklarında önce gözlerini kör eder, sonra dilini keserlerdi. Belki kulak zarlarını deler, hatta belki de adım ederlerdi. Sonra da sonsuza kadar burada tutabilirlerdi. Ta ki kimliksiz biri haline gelene kadar. Burada bulunmak evet, işte hoş değil. Öyle. Yalnızca 3 ay önce bu zindan toprak ve molozla doluydu. Mahalle sakinleri dedikodular duymuşlardı ama 16. yüzyıldan kalma bir caminin altında bu kadar büyük bir şey bulunmasına kimse hazırlıklı değildi. Alttaki zindan bir omurga şeklinde yapılmış. Sona doğru genişleyen uzun koridor bir omurgaya benziyor. 12 kubbeli hücre her iki yanda tıpkı omurgadaki gibi çıkıntı yapıyor. Bu yeraltı zindanının 3 katlı olduğuna ve 18 ila 25 metre yüksekliğe ulaştığına inanılıyor. Katları destekleyen tahta yapılar zamanla toz olup gitmiş. Ama acı dolu çığlıklar zamandan etkilenmemiş. Hücreler yaklaşık 3 metre eninde ve 9 ila 12 metre boyunda. Bu yeraltı yapısını 12 adet Bizans sütunu destekliyor. Tıpkı zindanın içine oyulduğu kayalık tepe gibi. Şirin Akıncı zindanın bir yanını temizlemeye başlamış durumda. Ve bunun yanında aynından bir tane daha gömülü olduğuna inanılıyor. Peki İstanbul'un altında başka neler gömülü? Gittikçe kötüleşen trafik cevabı hızlandırıyor. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Murat Öztürk, dünyanın en iddialı toplu taşıma projelerinden birinin yöneticisi. 2.6 milyar dolarlık Marmaray projesi İstanbul'un zaten kalabalık yer altına 360 kilometrelik tünel daha katacak. Sonuç Avrupa'daki en büyük 3. metro sistemi olacak ve kentin trafik yoğunluğu sorununu %40 rahatlatacak.
Öztürk beni 30 metre derinliğe indiriyor. Bu 10 katlı bir binanın boyuna eşit. İstanbul'un ünlü yeraltına doğru iniyoruz. Öyle bir dünya kuruyoruz ki aynı anda 7 ya da 8 milyon kişi İstanbul'da yerin altında dolaşabilecek. Peki geçmişe zarar vermeden nasıl kazı yapıyorlar? Cevap, derinden kazıyorlar. Kentin en zengin tarihi mirası Bizanslı ve Osmanlılar tarafından bırakılmış ve caddelerin 2 ila 20 metre altında bulunuyorlar. Bu da metronun daha da derinden, 25 metre ya da daha da derininden geçmesi gerektiğini gösteriyor. Dahası bir mühendis ekibi sonar kullanarak eserlerin gömülü olduğu yerlere çıkarıyor ve harita buna göre şekil alıyor. İstanbul gibi bir kentte yerin 10 metre altında bambaşka bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden de biz her şeye karşı hazırlıklıyız. Yani bir tür antik esere falan rastladığınızda yönünüzü değiştiriyorsunuz, öyle mi? Eğer rastladığımız şey çok çok büyükse yönümüzü değiştirdiğimiz de oluyor tabii. Bu duruma karşı 80 arkeologdan oluşan bir ekip metronun yoluna çıkan her neyse onu elden geldiği kadar çabuk kurtarmaya çalışıyor. Söz konusu İstanbul olunca arkeologlar ekibimizin birer üyesi oluyor. İnşaat sahamızın en önemli destekçileri onlar. Birkaç kilometre ötedeki Yeni Kapı kazı alanında resmi kazılar henüz başlamadı ama arkeologlar metronun yolu üzerindeki en büyük buluntulardan birini kaldırmak üzere zamana karşı yarışıyorlar. Bu tamamıyla beklenmedik bir. Evet, geldik. İşte burası. Texas A&M Üniversitesi'nden Dr. Cemal Pulak yardım etmesi için çağrıldı. Buraya gelişimin asıl nedeni şu. Burada iki gemi enkazına rastladılar. Buraya iki ay önce geldim ve o gün bugündür üç tane daha gemiye rastlandı. Belki de yarım düzine daha bulacağız. Dr. Pulak bir sualtı arkeoloğu ve uzmanlık alanı antik gemi enkazları. Günümüzde Yeni Kapı denizden 200 metre içeride kalmış. Ama bir zamanlar devasa bir Bizans limanı olduğu anlaşılıyor. 4 metre aşağıya, Bizans tarihinin 1000 yıl gerisine, 11. yüzyıl deniz seviyesine iniyoruz. Geç 10. yüzyıl, erken 11. yüzyıl Bizans rıhtımının zemininde bulunuyoruz. Anlıyorum, yani 1000 yıl önce biz burada yüzüyorduk, evet, öyle mi? Evet, doğru. Cemal bana bu 11. yüzyıl ticaret gemisini bir fırtınanın limanın dibine batırdığını anlatıyor. Önümüzde bulunan bu büyük iskele liman zeminine gömülüp kalmış ve anında koruyucu bir kum katmanı ile örtülmüş. Gemi batar batmaz üstü örtülmüş. Gemisi batan insanlar bile onu aradığında bulamamış. Ama zaman içinde limanın tabanı dolunca önce bataklık, kuruyunca da bağ bahçe olarak kullanılmış. Sonunda kent buraya da yayılmış. Kent 16. yüzyıldan sonra, özellikle de 21. yüzyılda denizin üstüne de yayılmış. Üstünde yaşayan insanların buraların bir zamanlar deniz olduğu ve altında gemi enkazlarının yattığından haberi dahi olmamış. Anlayacağınız kentin göbeğinde denecek bir yerde bir gemi batığı bulunması metro inşaatı esnasında şans eseri olmuş. Önümüzde bu duran belki de en erken gemi inşa teknikleriyle günümüz teknikleri arasındaki bağlantıdır. Ve bu İstanbul'un altında kalmış binlerce, evet, milyonlarca kalıntıdan birkaçı. Ki belki de kazı yapsak bu doğru. Evet. Evet. 27 yüzyıl, 3 imparatorluk ve bir tarihi yarımada. Yeraltı dolu. En küçük delikten bile İstanbul'un yeraltı dünyasının keşfedilmemiş katlarından birine giriş açabilirsiniz. Bu, arkeologlar, mühendisler ve mimarlar için aralıksız bir tahmin yürütme yarışı. Ve bu kentte yarışın sonu yok. Gelecekte, 2000 yıl sonra, bu kent metrosunu genişletmek ya da bir otel inşaatı için temel kazarken ayaklarının birkaç santimetre altında 21. yüzyılı bulacaklar. Peki bizler ne bırakacağız da ne bulacaklar?